Neden bastığım toprağı öptüğünü söyledin bana. Beni öldürmek gerek. Öyle yorgunum ki. Dinlenebilsem. Birazcık dinlenebilsem. Bir martıyım ben. Yok. Değil. Bir aktristim. Ha evet. O da burada demek. Evet. Tiyatroya inanmıyordum. Hayallerimle alay ediyordum. Böylece ben de inancımı yitirdim yavaş yavaş. Hevesim kalmadı. Sonra aşkın getirdiği sorunlar, kıskançlıklar. Yavrum için duyduğum sürekli korku. Ufaldım. Zavallılaştım. Boş bir kalıp gibi oynamaya başladım sahnede. Ellerimi nereye koyacağım bilemiyor. Ayakta düzgün durmayı beceremiyor. Sesimi denetleyemiyordum. İnsanın çok berbat oynadığını hissetmesi ne korkunç şeydir bilemezsiniz. Bir martıyım ben. Yok. Değil. Anımsıyor musunuz? Bir martı vurmuştunuz. Günün birinde bir adam geliyor. Görüyor onu ve yapacak başka bir işi olmadığından kıyıyor onu. Küçük bir hikaye konusu. Yok. Söylemek istediğim şey bu da değildi. Ne diyordum ben? Ha, sahneden söz ediyordum. Evet. Artık öyle değilim. Artık gerçek bir aktristim. Zevk alarak, coşkuyla oynuyorum. Kendimden geçiyorum sahnede. Ve çok güzel olduğumu hissediyorum. Burada olduğum şu günlerde yürüyorum hep. Yürüyor ve düşünüyorum. İçimdeki bir gücün büyüyüp geliştiğini hissediyorum gitgide. Kostya, yazmışız veya oynamışız fark etmez. Anladım ki bizim bu işlerde başta gelen şey parıltı, şöhret filan gibi benim hayal ettiğim şeyler değil. Sabredebilme yeteneğim. Kaderine katlanmasını bil. Sabırlı ol. Ben inanıyorum. Ve o kadar acı çekmiyorum artık. Bir sorumluluğum, bir amacım olduğunu düşündüğümde hayattan korkuyorum.